Bizi bu çalışmaya iten bazı koşullar var. Aslında çokça birçok hak savunucusu, kurum, demokratik kurum tecrit konusunda çalışmalar yürütüyor. Birçok siyasetçi ya da çalışmalar yürütülüyor ama bu İmralı tecrit rejiminin aşılamadığına ilişkin bir gerçekliğimiz var. Yani yürütülen tüm çalışmalara rağmen bu rejim kırılamıyor ve bir bütünen aslında tüm toplum üzerinde sirayet eden bir noktada şu anda. Ya İmralı tecrit rejimi aslında İmralı Ada Hapishanesi kurulduğu günden bugüne bu tecritin başlatıldığı aslında komplo sürecinden itibaren tecriti ele almak gerekiyor. Çünkü Sayın Öcalan üzerindeki uygulanan uluslararası komplo da hukuka aykırı, birçok uluslararası mevzuatın böyle ihlal edildiği bir süreçte aslında. Birçok hukuki düzenlemenin, hukuki işleyişin askıya alındığı ve uygulanmadığı bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Ve kurulduğu günden bugüne bu gitgide derinleşen bir noktada. İmralı Ada Hapishanesi'nde yani Türkiye ve Kürdistan'daki politik birçok gelişmede faktör olan, etkileyen bir siyasal kişilik olan Sayın Öcalan şahsında ortaya çıkan bu izolasyon ağı tüm toplumda etkisini artırarak sürüyor. Haliyle durum buyken, bu kadar ağırlaşmışken, pozitif hukuk kurallarının uygulanmadığı ve gitgide toplumda birçok alanda etkisini artırarak devam eden bir rejim, bir ahlaki politik saldırı rejimi inşa edilmişken bunun karşısında sessiz kalmak mümkün değil. Bunun karşısında mücadele geliştirmemek mümkün değil. Bizi bu girişime, yani diğer yürüttüğümüz mücadelelerin yanında böyle bir girişime ihtiyaç duymamızın sebebi de Türkiye ve Kürdistan'da bir bütünen demokratik kamuoyunda her alanda bu konunun doğru zeminde, doğru mücadele yöntemleriyle tartışıldığını düşünmüyoruz. Bu mücadele yöntemlerini genişletmek gerekiyor. Bu konuyu sadece Kürtlerin ve Kürt halkının ve dostlarının bir mücadelesi, bir talebiymiş gibi ele almamak gerekiyor. Çünkü içerisinde yaşadığımız hem Türkiye'deki birçok toplumsal sorunun sebebi aslında gittiğimizde İmralı Ada Hapishanesi'ne çıkıyor mesele, hem de uluslararası alanda yaşanan birçok krizin, işte Orta Doğu'daki güç paylaşım, enerji paylaşım savaşlarının hiçbiri hakikaten Kürdistan'daki sömürgecilik sorunundan, Kürtlerin statü taleplerinin cevapsız bırakılmasından, bu politik durumumuzdan bağımsız değildir. Bugün burada bizim heyet olarak fikriyatımız İmralı Ada Hapishanesi'ndeki yaratılan tecrit ve izolasyon ağına karşı durmanın adalet ve özgürlük talep etmek olduğu ve bir bütünen aslında ekonomik krizi aşmak istiyorsak yanlış ekonomik politikalardan vazgeçilmesi gerektiği ve Türkiye kamuoyunu buna ikna etme. Yani siz bugün bu koşullarda yaşıyorsunuz çünkü bunun temel gerekçelerinden biri tecrit. Bir bütünen bir siyasal iktidarın yarattığı koşullar bunun bile toplumsal ahlaktan kopuk kuralların bile uygulanmasına engel olacak noktaya gelmişse, burada tecrit ve bu uygulamalar arasındaki bağlantının kurularak doğru zeminde, doğru mücadele yöntemleriyle bütün siyasal partilerde, basın kuruluşlarında bunun dile getirilmesi ve tartışılması gerekiyor. Bugün Türkiye ve Kürdistan'ın da bireyler olarak özgürlük talebinde olan, hem yani bunu sadece bireysel haklar bakımından söylemiyoruz, halkların haklarını, toplumsal kolektif hakları talep eden insanlar olarak, ben kendine insan hakları savunucusuyum diyen ya da ben bu ülkede barış ve demokrasinin olmasını istiyorum, gelmesini istiyorum, şu anki antidemokratik rejimden, sistemden rahatsızım diyen herkesin dillendirmesi gereken bir talep. Burada hangi halka mensup olduğunun bir önemi yok. Kürt halkının öncülüğünde gelişen ama diğer halkların destek vermesi, kendini dahil etmesi, iradeleşmesi gereken bir meseledir. Bu noktada çağrımız da özellikle hukukçular ve insan hakları savunucuları başta olmak üzere hak ve özgürlük talebinde olan bütün gazeteciler, basın kuruluşları, sivil toplum örgütleri, temsilcileri, yöneticileri bir bütünen aslında demokratik kamuoyudur ve bu heyetin girişimlerinin özellikle
halk boyutuyla desteklenmesi, halkta bunun toplumsal bir talebe dönüştürülmesi ki bir noktaya kadar bunu gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. Ancak yeterli değil. Bu noktada öz eleştirel yaklaşmak gerekiyor. Bir emek ve çabamız var ama bu emek ve çaba yeterli değil. Tam tersi her gün daha fazla bu tecrit ve izolasyonun parçası olan, bunu büyüten, birçok noktada kendimize otosansür uygulayan, kendi kendimize tecrit uygulayan bir noktaya geldik. Bütün bu sorunların aşılması için herkesin bu heyet çevre çeperinde de olabilir ama kendi özgün mücadelelerini geliştirmeleri ve bu talebi toplumsallaştırmaları gerekmekte.